Bugün ise yeni bir heyecanın, yeni bir fuarla, yeni bir heyecanla, yeni bir fuarla huzurlarınızdayız. Bunu bir ilki gerçekleştirmenin de ayrıca mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Valilerimizin desteğiyle Bakka Şemsiyesi altında Bartın ve Karabük illerinde geçtiğimiz yıl kazandırılan Batı Karadeniz Gıda ve Hayvancılık Fuarı'ndan sonra bu yılda ikinci bir fuar olan Dekobos Batı Karadeniz Yapı ve Dekorasyon Mobilya Fuarı 3 ilin ortasında gerçekleştiriyor olmamız gerek sektörel açıdan gerekse bölgemiz için çok büyük bir önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta ikincisi yapılan Batı Karadeniz Gıda ve Tarım Hayvancılık Fuarı'na gibi bu fuarlara da ilgi gösterdiğinde ve bu ilgiden de her geçen gün artacağını da devam edeceğine inanıyorum. Bir hafta sonra yine bir fuar açılışı nedeniyle karşınızda olmanın tarif edilmez keyfi, heyecanı ve gururu içindeyim. Geçtiğimiz hafta büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz ikinci Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ardından bu kez Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın açılışını hep birlikte yapıyoruz. Fuarımızın ihtisas alanlarından birini oluşturan yapı sektörüdür. Yapı sektörü iş hacmi ve yarattığı istihdam nedeniyle ülkemiz ekonomisine en çok katkı yapan sektörlerin başında gelmektedir. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türk müteahhit firmaları yurt dışındaki iş hacmi sürekli büyümekte. Türkiye bu sektörde küresel bir aktör olarak dünya piyasalarında yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda dünyanın en büyük 225 müteahhitlik şirket arasında 33 Türk firması bulunduğu saptanmıştır. Türk müteahhitlik sektörü bu noktada Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Bu niteliğiyle sektör dünya çapında önemli işlere imzasını atmaya halen devam etmektedir. Fuarımızın diğer ihtisas alanı olan mobilya sektörü ise son yıllarda sağladığı ihracat ve dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisi açısından giderek önem kazanan sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada en büyük ihracatçı ilk 11-12 ülke arasında yer alan Türkiye'nin bu alanda büyük bir rekabet gücü olduğu görülmektedir. Bu sektör kendine yeni çıkış yolları arayan bölgemiz için de stratejik bir önem taşımaktadır. Bölgemiz için hazırlanan tüm strateji belgelerinde mobilya ve orman ürünleri sektörü gerek istihdam yaratma, gerekse yerel kaynakları değerlendirme ve gerekse bölge ekonomisine yarattığı katma değerle önemli üzerinde durulması gereken sektörler arasında sayılmaktadır. Mobilya ve dekorasyon firmalarının fuara gösterdiği ilgi de bunu kanıtlamaktadır. Son derece profesyonel bir anlayışla ve özenle hazırlanan standlar için tüm katılımcılara ve fuar firmamıza teşekkür ediyorum. Buradaki ambiyansın bir büyük fuar merkezinden hiçbir eksiği olmadığının hepiniz mutlulukla birazdan göreceğiz. Bu fuar aracılığıyla elde edilen deneyim, geliştirilen işbirliği ile bölgemizde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet güçlerinin ve iş acımlarının artması da benim en büyük dileğimdir. Sayın Valim, değerli katılımcılar, ilimizde iyi işler de yapıldığını göstermek, tüm ülkeye örnek olacak modern bir kenti yaratmak için büyük bir gayret enerjiyle çalışan Çaycuma Belediyesi, fuarımızın ihtisas alanlarında da güzel çalışmalara imza atmaktadır. Gururla söylemek isterim ki, Çaycuma Belediyesi kent içinde ihtiyacı olan ahşap ve beton tüm kent mobilyalarını kendisi üreten üretken bir belediyedir. Tümüyle yöresel malzemelerden kendi elemanlarımızla ürettiğimiz bu mobilyaları belediyemizin şirketi olan Çaybel'in standlarında görmenizi rica ediyorum. Üretimin en uygun maliyetle zamanlama ile gerçekleştirilebilmesi için mobilya fabrikamızda yaptığımız inovatif düzenlemelerle kapasitemizi gelecek talepleri karşılayacak boyuta çıkarmış durumdayız. Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm işletme sahiplerinin yörenin doğal dokusuna uygun olarak da imal ettiğimiz ürünleri dikkatle incelemelerini hasreten rica ediyorum. Öneri ve talepleriniz bizler için
aynı zamanda da yol gösterici olacaktır. Sayın katılımcılar, Çağcuma'yı sürekli fuarların yapıldığı bir fuarlar şehri yapmak istiyoruz. Sayın Valimiz Ahmet Çınar'ın bir önceki fuarın açılışında bir dahaki sene yapılacak fuarın kalıcı alanda yapılması için her türlü desteği vereceği açıklamasından duyduğum memnuniyeti kelimelerle ifade etmekte inanın zorlanıyorum. Ve benden önceki konuşmacılar da bu konuya değindiler. Yüksek bir enerjiyle çalışan ve geldiği günden bu yana pozitif tavırlarıyla büyük bir sinerji yaratmayı başaran Sayın Valimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İlimizdeki tüm bürokratları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimleri, hatta meslek odaları ve sivil toplum örgütlerini Sayın Valimizle aynı tempoda koşarak ilimizi yarınlara hazırlamaya çağırıyor. Bu duygularla fuarın hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyor. İlçe dışından gelen değerli konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Zonguldak, Bartın ve Karabekirlerimizin ortasında, hatta eski deyimiyle eski büyük Zonguldak'ın kalbinde yer alan Çarcuma'mızda bir hafta aradan sonra tekrar bu sene ikili düzenlemiş olduğumuz Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nda fuarına ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Hepiniz fuarımıza hoş geldiniz. Fuarlar hepimizin bildiği gibi yapıldığı kentin sosyal, ekonomik ve ticari gelişimine katkıda bulunan unsurların başında yer almaktadır. Fuarlar sayesinde firmalar ve müşteriler karşılıklı bir arada ikili iletişime girerek hem yeni gelişen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olurken yeni ticari anlaşmaların da yapılmasına ortam sağlayan mekanlar olmaktadır. Biz ne mutlu ki geçen yıl ilki yapılıyorken gerçekten ben Çaycumalı önde gelen insanlara demiştim ki armut pişti, ağzımıza düşmek üzereydi, bize sadece ağzımızı açmak kaldı demiştim. Gerçekten Sayın Valimiz tekrar hayırla lanet etmek istiyorum, hayırla anmak istiyorum. Ali Kaban Beyefendi'nin başlatmış olduğu tarım, gıda tarım ve hayvancılık fuarında armut pişip ağzımıza düşmek üzereyken Çaycuma olarak hep beraber sahip çıkmıştık. Bu yılda ikincisini düzenlemek gerçekten çok önemliydi. Sağ olsun Sayın Valimizin çok önemli destekleri ve katkılarıyla ikincisini düzenlediğimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gerçekleştirmekle Çaycuma artık bir fuarlar kenti, fuarlar merkezi olma yolunda ismini tarihe ve arşive kalın harflerle kazımış oldu. İnşallah bu fuarların kentimize, fuar katılımcılarımıza ve insanımıza hayırlar getirmesini, faydalar getirmesini diliyorum. Fuarımızın düzenlenmesinde çok önemli, çok değerli katkıları olan ve fuarımızın açılışına katılarak bizleri tekrar onurlandıran başta Sayın Valimiz Ahmet Çınar Beyefendi olmak üzere fuara katkı sağlayan tüm firmalarımıza, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımıza, ana sponsorumuz Çanakçılar Grubu'na, Alagözler Şirketler Grubu'na, Şovur, Erduş, Mehmet Ergün Beyefendi'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Dışarıda birileri sormuştu, Karamakan Bey haftaya hangi fuar için geleceğiz demişti. İnşallah sürpriz olsun diyelim, inşallah gelecek yıl iki değil üçüncü fuarı da yapma imkanına kavuşuruz temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir haftada bu ikinci fuarımız ama arada ben bir programa daha geldim. Ticaret Odası'nın mobilya tasarımcılığı üzerine vermiş olduğu kursun sertifikalarını dağıtmak üzere geldim. Bu da çok iyi denk geldi bu fuarla. Hakikaten birbirini tamamlayan önemli bir konu. Şunu görüyoruz, çok hızlı, samimi, cesaretle, bereketle yapılan işler var Çaycuma'da. Bundan biz de mutlu oluyoruz. Bu mutluluğumuz kalkınmayla birlikte bütün Çaycuma'ya, Zonguldak'a, Türkiye'mize de inşallah yansıyacaktır. Fuar iki oldu ama hani bundan sonra haftaya ne fuar var diye takılmalar olmuş. Bu gidişle bir fuarcılık fuarı da açarız gibi geliyor bana. Türkiye'nin, dünyanın fuarcılarını buraya toplayıp ben tekrar emeğe geçen bütün arkadaşlara, firmalarımıza, bireysel olarak, kurumsal olarak
herkese huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Yine bölgemizde önemli istihdam alanları yaratan ve memleketini düşünerek burada yatırımlar yapan, bu arada ana sponsor olan Çanakçılar ailesine de huzurunuza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine bütün sponsor olan, diğer emek veren herkese az önce söylediğim gibi huzurunuza teşekkür ediyorum. Buradan gelecek yıl kendi fuar alanımızda bu işi yapabilir miyiz diye hep beraber koşturacağız. Onun sözünü verdik. Bunu birlikte yaparız, yapacağız inşallah. Geçen fuardaki konuşmamda demiştim ki bu çağ profesyonellerin profesyonelliğin çağı demiş. Artık fuar alanımızın gerçekten olması gerekiyor. Bu da devletimiz açısından, imkanlarımız açısından hiç de zor bir iş değil. Bunu hep beraber göreceğiz inşallah birlikte yeni profesyonel mekanımızda fuarlarımızı açacağız. Zonguldak tabii hep sızlanıyor haklı olarak. Diyor ki bu kömür işi bitti, işçi sayımız azaldı, şehirde mağdur oldu, perişan oldu. Bu doğru gerçekten. 50 binlerden 7600'e düşmüş bir işçi sayısı var. Bu bir ayda, bir yılda epey bir milyarları bulan para anlamına geliyor. Bu şehirde gitti. Fakat bunu hepimizin görmesi gerekirdi. Hala da karlı olmayan bir işletme düzenimiz var. Devletin sübvanse ettiği, merkezi devletin hazineden desteklediği bir durum var. Ha devlet için, millet için en faydalısı neyse tabii ki o olur, o devam eder. Devlet bunu düşünür, gereğini de yapar. Geçen Zonguldak Spor'un heyeti gelmişti bana. Hep onlar da sızlandılar. Hani futbol konuşmak yerine bu işçi sayısındaki azalma şehrin düştüğü durumdan sızlandılar. Ben dedim ki futbolcu terimiyle Zonguldak ofsayta düşmüş. Bunun olacağı belliydi. Yani bu işçi bu kadar kömür, bu kadar masrafla bu iş yürümez. Dolayısıyla bir ofsayt durumda olacağı belliydi. Tedbirler almak gerekirdi. Ha hiç fena değil, onu söyleyeyim. Yani Zonguldak'ta böyle sızlandığı kadar kötü bir durum yok. İşsizlik oranı Türkiye ortalamasının altında. Girişimcilerimiz de çok dinamik. İşte Ereğli'nin, Alaplı'nın, OSB'lerine vesaire baktığımız zaman çok dinamik bir yapı da var. Yatırımlar, girişimciler, herkes çok dinamik bir yol alıyorlar. Bu geleceğimiz açısından ümit verici. Ama Sayın Orman Bölge Müdürümüz buradalar. Biz epey dağ taş dolaştık. Türkiye'de orman ürünleri miktar ve kalitesi açısından bir ya da ikinci sıraya geliyor bölgemiz. Ama burada bir mobilya sektörünün büyümemiş olması bu kendi zafiyetimizdir. Ağaç burada, orman burada, ilham almalıyız, gereğini yapmalıyız. Mobilyanın dünyada merkezlerinden birisi olmalıyız ama bu bugüne kadar olmamış. Ama bundan sonra ben inanıyorum olacak. Dağlarda biz gezerken bunu birçok kez konuştuk Sayın Bölge Müdürümüzle. Dedik ki niye burası mobilyanın merkezi değil, neden olmasın diye bunu konuşurken bu fuarda üzerine çok iyi geldi. Ben mobilyacılıkla ilgili arkadaşlarla bir toplantı yapalım, hani çalıştay diyoruz ya, böyle bir çalışma yapalım fikrindeydim. Bu da bir vesile oldu. Birazdan vitrinlerde görücüye çıkmış firmalarımızın ürünlerini de göreceğiz ama bunu geliştireceğiz, geliştirmemiz lazım. Daha bu hafta içerisinde sertifikasını verdiğimiz tasarımcılık konusu mobilyada olmazsa olmaz bir konudur, alandır. Tasarımla mobilyayı dünya pazarına çıkarır, 10 kuruşluk malı 50 kuruşa satabilirsiniz. Tasarımla. Benim bir teklifim var, ilgili bütün arkadaşlara. Hani bu tasarım merkezi diyelim, başka bir yol diyelim, dünyanın her yerinden tasarımcıların bize o mobilya tasarımlarını gönderdiği ve ücretlerini aldığı bir sistem kuralım. En iyisini biz yapalım. Birincisi burası mobilyada bir merkez olmaya aday ve bunu hak ediyor. Aynı zamanda da mobilya tasarımcılığının da bir merkezi olsun. Hem kendi insanımız, gençlerimiz, büyüklerimiz bunu yaparken dünyanın her yerinden de üretilen, yaratılan tasarımları bize gönderen bir ağ, bir sistem de kuralım. Bunu geliştirelim.
Bir. İkincisi, dünya zenginleşiyor. Türkiye'miz de çok zenginleşti. Eskiden şu bu marka arabalardan bir tane olduğu zaman adam bir yıl hani naylon deriz ya, ambalajını bile sökmüyordu arabasının havasını atmak için. Şimdi ona kimse neredeyse binmeyecek duruma geldi. Türkiye'miz çok gelişti. Ekonomik olarak çok kalkındı. Konfor olarak standart çok yükseldi. Gerçekten çok da iyiye gidiyor. Bu zenginlik bütün dünyada artık sağlık konusunu ön plana çıkardı. İnsanlar organik beslenmeyi, organik yaşamayı, o doğala eskiye dönmeyi keşfettiler. O konuda zenginlerin talebi olduğu için ve az da bulunduğu için şimdi pahalı da bir iş oldu. Pahalı iş olması daha çok para kazandırması anlamına da geliyor. Yani değerli arkadaşlar, biz tarımda vesaire, evet, onda da organik konularını konuşuyoruz, çalışmalar yapıyoruz ama bizim mobilya konusunda bir merkez oluştururken burayı gelin, bu orman envalimizin, ağacımızın çokluğuna da güvenerek, ona da yaslanarak organik mobilyacılığa bir merkez olalım. Burada yani odun dediğimiz, ağaç dediğimiz orijinal ağaçtan ürünler, içeriye kimyasal karışımlar, katkılar olmayan ürünler üreten bir merkez yapalım. Göreceksiniz, bütün dünyanın ilgi odağı olacaktır. Bir de burası İstanbul'a, Ankara'ya, büyük şehirlere, merkezlere yakın Türkiye pazarı açısından. Ama en çok Karadeniz, bu Filios projesiyle birlikte bölgenin en büyük limanının yapılması, endüstri bölgesinin olmasıyla birlikte bütün bu Karadeniz havzasına gemilerle, maliyeti çok daha düşük imkanlarla mobilyanın pazarlanacağı bir merkez olacaktır. Bunu hep beraber inşallah yapalım, yapacağız. Sadece organik ürünler değil, yan sanayilerde organik olmayanlar da devreye girebilir. Çünkü tarımdaki gibi organik sahaya organik olmayan tarım sahası birleştiği zaman orada organiklik bozuluyor ama mobilyada böyle bir şey olmayacağı için biz kendimizi organik mobilyacılığa hedefleyelim ama diğer mobilyacılık türleri de burada gelişsin, yeşersin. Çok mu konuştum bilmiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şeyi geliştirmek, büyütmek için önce başlamak gerekiyor. Ben geçen fuar açılışımızda da söylemiştim. Bazı sözler, laflar olabilir. Cılız gitti, az gelen oldu vesaire. Olur. Yeni başlangıçta böyle işler olur. Bisikleti de daha pedal çevirirken birkaç sefer düşebilir insan. Ama hızlandıkça, fizikte bu bir kuraldı, biz bir deney yapmıştık. Bisiklet tekerini ne kadar hızlı çevirirseniz zorluyorsunuz, bükemiyorsunuz. Bu merkez kaç kuvveti var ya, ayakta durması daha güçleniyor. Bizim de hız almamızla birlikte artık düşme riskimiz azalacak, hızlanma, büyüme riskimiz kendiliğinde büyüyecek. Ben hep diyorum, yaparsak olur, yapmazsak olmaz. Konu bu kadar basittir. Çok affedersiniz, bu ne kadar basit bir söz gibi gelebilir. Ne demek yaparsak? Evet, öyle. Burada bu emek yapılıp, bu fuarcılık yapılmazsa hiç kimse kimseye hesap sormayacak. Niye kardeşim sen fuar yapmadın diye. Bak yapınca olur. Birçok işte böyledir, her işte böyledir. Biz yaparsak olacak, yapmazsak olmayacak. Vebal çok büyük. Bir şeyi, kötü bir şey yapmanın kul hakkı doğurduğunu hepimiz biliyoruz. Bir adama kötülük yapmanın, onun malını çalmanın, bir şey yapmanın, kötü bir şey yapman kul hakkı doğurdu. Ama devlet tarafı ya da meslek örgütleri vesaire, kanaat önderleri, herkes yapması gereken, yapabileceği bir şey varken onu yapmıyorsa da kul hakkı doğar. Bu fuarları biz yapar. Burada istihdam alanları yaratır, sektörü büyütürsek bu bir güzellik. Bu imkanımız vermiyor. Biz burada birçok işsiz insan varken bunu yapmıyorsak o işsiz insanların vebali bizim üzerimizdedir. Bu da İslami anlamda hepimizin boynunun borcudur. Cenab-ı Allah ne diyor? Sizin diyor her türlü hatanızı ben affedebilirim. O bana kalmış bir şey diyor. Ama kul hakkına ben karışmam. O beni ilgilendirmiyor. Kimin hakkını yediyseniz ondan helallik alın. O onun meselesi diyor. Benim kulun hakkını affetme yetkim yok diyor.
Dolayısıyla vebalimiz daha da büyüyor. Az önce söylediğimiz kulaklık noktasından. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Bütün müteşebbislere minnettarız. Bir kişiye bile ekmek veren, iş veren, istihdam alanı yaratan herkes bizim baş tacımızdır. Onun önünü, yolunu açmak, ona yardımcı olmak hepimizin boynunun borcudur. Biz devlet olarak bütün kamu görevlileri bir takım olarak vatandaşa, millete hizmet için görevlendirilmiş, nöbet almış insanlarız. Başka hiçbir hava atma vesaire yatma, ihmal etme selahiyetimiz yok. Hizmet etmekten başka hiçbir görevimiz yok. Birine, birilerine, bir şehre yapılan hizmet onların başına kalkılacak. Bunu ben yaptım, bana bravo diyecek durumda değiliz. O bizim zaten yapmamız gereken bir iş, görevimiz. Sonuç olarak Çaycuma'ya, Zonguldak'a, Türkiye'ye, bütün dünyaya, insanlığa hizmetkar olmak şereftir. Allah o şerefe bize hizmet ederek kavuşmayı da nasip etsin. Saygılarımı sunuyorum. Thank you.
Fenerbahçe standı gibi duruyor. Sadece maçı doğru efendim. Benim halim. Ben zorla çıkardan daha görsellik sağlar hem aynı zamanda da ısıtabilen bunun ortamı. Şimdi ısıyı kapattık ve ısıtabiliyorum. Dekorasyon olmak bir de 25 metre kararında ısıtabiliyorum. Tamam. Tamam. Tamam.